Ee, i̇kinci anımı anlatıyorum. Gene Karadeniz bölgesinden bir çocuk vardı. Adı neydi lan? Coşkun. Önce böyle ağır konulardan başlayayım da ondan sonra komiklere geçeceğim. Coşkun abi. Bir çocuk düşünün. Şaban karakteri gibi. Yıkanmıyor. Bilmiyor yıkanmayı. Coşkun. Çocuğun yattığı yer ranzasında kıçının değdiği yerle ayağının değdiği yerlerin rengi na bu. Bak rengi bu. Bu bak abartmıyorum. Pislikten. Bugün şeydeyiz. E, içtimadayız abi. Komutan işte bağırdı çağırdı bilmem ne. Tabi şikayetler gitti yani. çocuğu yıkayamıyoruz hiçbir türlü. Bu arada bu çocukla ilgili bir şey daha anlatacağım. O komik. Dediler ki yıkayın. Hatta beni çağırdı komutan. Bu çocuğu sokun dedi yıkayın fırçayla. Abi bu çocuğu duşa soktuk. Böyle araba yıkar gibi, doblo yıkar gibi amına <laughs> koyayım. Baya şey fırçasıyla. Ya bunlar çok komik duruyor. Aslında çok kötü şeyler ama. Buna koyayım biri şampuanı vuruyor yüzüne, biri böyle çenesinin altına, ayağını, taşakların altını falan böyle bam 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 bam. Var ya iç dış bir yıkama yaptık buna. Yemin ediyorum çocuk pırıl pırıl çıktı böyle. Bir çıktı dışarı. Gözü parlıyor lan suratın teninin rengi farklıymış çocuğun onu öğrendik. No 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 ne oldu size bildirim geliyor mu chatten mi görüyorsunuz? Ronnie arıyor da bir meşgul atayım anlasın Allah Allah. yayında olduğumu. Furkain. Fu a Furkain. Ay ya helal olsun ya banlayın şunu ya. Furkan'ı değil. Furkan niye böyle bir abonelik atıyorsun kardeşim? Neyse üstüne durmayayım. Bu çocuğu biz yıkadık abi. Aradan 2 hafta 3 hafta geçti. Hiçbir şekilde değişiklik yok. Çocuk hala yıkanmıyor. Bir gün abi koğuşa bir geldim. Spor ayakkabılarım yok. Yok yani spor ayakkabı. Ve bu adamın terliklerinden biz yani bok, terliğinde bok olduğu için biz bunu 3-5 defa uyardık. Terliklerini çöpe attık. Yani adam coşkun sıçarken kakasını yaparken terliğine falan sıçratıyor. Terliğine sıçıyor yani. Ya, muhtemelen kıçını da silmiyor, muhtemelen elini yüzünü de yıkamıyor, muhtemelen sıçtığı yeri de temizlemiyor. Hatta 3-5 defa o <laughs> deliğin dışında bok gördük, muhtemelen o da coşkun. <laughs> Çüşmüş demeyin oğlum. Sıçmayı bilmeyen insanlar var diyorum. Bak inanmıyorsunuz. İnanmıyorsunuz abi. Yemin ediyorum sıçmayı bilmeyen adam var. Neredeyse. Bunların hepsi bu arada yalan değil ha, kanıtlı. Bugün asker... Arkadaşlarım yayın alacağım zaten. Bu konuların hepsini konuşalım diye. Hepsini dinlersiniz bizden. Efsane de yayın olacak o söyleyeyim. Bir gün bir geldim abi. Ayakkabım yok. Nerede nerede nerede? Abi coşkun giymiş ayakkabımı. Top oynamaya çıkmış. Spor ayakkabım ha. İki tane ayakkabım var amana koyayım zaten. Bir tanesini o giymiş. Ben abi bir defa çıkmış coşkunu bulmaya. Amına koyayım bir gittim. Eee diye oyun oynuyor. Abi ayakkabının halini, ayakkabının üzerinde ne var bir kere onu tahmin edin. Bok var bok. O ayakkabılarla tuvalete girmiş ve gene üstüne sıçmış. Böyle sağ, bir hiç unutmuyorum sağ ayakkabımdakinde. Böyle o tam, bak al al ayakkabı koyayım bu. Şurası sıyırtma bok abi bak şöyle. Sıyırtma, niye sıyırtma? Eliyle boku sıyırmış abi bak böyle almış. Yani bok oraya çarpmış veya değmiş. Bunu üç parmağıyla böyle sıyırmış. Şekil ha, aynen. Şekil ha, bok. Oğlum ben bu çocuğu bir sıç ağzına. Lan dedim giyecek bir şeyim yok. Ve tabii ayaklarında mantar falan da olduğu için o ayakkabıyı attım ben. Dedim bak bir daha sakın benim ayakkabımı giymeyeceksin. Bir hafta sonra benim gene o mavi asker telliğimi giyip sıçma gitti abi çocuk. Derdi benim ya yani. Adam ne bulursa ayağına giyiyor. Hep de benimkileri giyiyor. Öyle bilmiyorum abi. Hasta, bu arada 3-5 defa hastalandı o çocuk. Ee, elimizden geldiği kadar tabii yardımcı olduk, anlattık, öğrettik, gösterdik ama ben ilk şeye dikkat etmiştim. Askere ilk gittiğimde yemekhaneye girdim. Böyle duvarda hayvan gibi çatal bıçak nasıl kullanılırın resmi vardı. Şema anlatıyor böyle. Bayağı A'dan böyle D'ye kadar dört maddede anlatmış. A, B, C, Ç. Ç'ye kullanıyorlar, Ç'ye kadar. Çatal bıçak nasıl kullanılır? Ben de gittim yadırgadım oğlum niye böyle bir şey var diye. Sonuçta işte bunları yaşadıkça öğrendim abi. Hani gerçekten çatal bıçak kullanmayı bilmeyen adamların varlığını orada öğreniyorsun. Şaka falan değil arkadaşlar. Anlattıklarım yüz gerçektir. He, nasıl tuvalet yapılır? Ya bokuyla şafak yazan biliyoruz oğlum ya. Parmağıyla böyle şafak 67 yazmış sallıyorum rakamını. Bokla yazmış abi oğlum. Daha anlatırım size 50 tane şey. Ya milyonlarca bak 6 ay boyunca her gün bir şey yaşadım orada. 6 ay boyunca her gün bir şey yaşadım. Hatta anahtarı nerededir onun? Anı defterimde hatırlarsınız 24 saatlik yayınımda küçük küçük gündelik askerlikte notlar almıştım. 6 ayın notunu her günü. Onu bir ara çıkartayım bak orada hatırlarım bir sürü şey.